vermiştir. Disiplin süreci henüz daha bitmeden partinin ilgili kurumlarında yetkin konumda bulunan, egemen konumda bulunan arkadaşlarımızın benim bilgim haricinde bana bilgi vermeden beni atlayarak olayı bu noktaya taşımaları gerçekten üzüntü verici. Kendilerine yakıştıramam. Sizinle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ben ömrümün hiçbir evresinde haktan, hukuktan ve adaletten ayrılmadım. Yaklaşık 33 senedir Esenler'de yaşıyorum. 33 yıllık inşaat mühendisiyim. Ne mesleğimde, ne siyasi hayatımda kimseye boyun eğmedim. Beni tanıyanlar tanır. Ha, benim hakkımda bazı kararlar alınmış olabilir. Bunlar neyse, eğer adalet diyorsak, adalet önce içimizde, kendimizde arayacağız. Önce adalet sonuçlanacak, adaletin yürüdüğü safhalar sonuçlanacak, ondan sonra ceza kesme başlayacak. Bu adalet dediğimiz mekanizma da sürdürülebilirken, bu noktada bazı egemenlerin ceza kesmeye çalışmalarını da yanlış buluyorum. Buraya taşımalarını da yanlış buluyorum. Biz parti içinde kendimiz çözebiliriz. Ben ömrümün her safhasında izleyenlerin yanında yer aldım. Adaleti, hakkı, hukuku hiçbir zaman için karakterimden ayırmadım. Başıma ne geldiyse de, ne geldiyse de hep bu noktada geldi, ne geldiyse. Geçen 2 yıl kadar önce de başıma gelenleri biliyorsunuz. Ha, bugün ben o mücadelede haklılığımı kanıtladım. Bugün birilerine peşkeş çekilmeye çalışılan yer halk eğitim merkezi olarak faaliyette bulunuyor. Şartlı bu iş yapılan yer. Biz yasal değil dedik, mücadelemizde sonuçta kazandık. Belli bir noktaya getirdik. Ha, başka mücadelelerimiz de var. Biz muhalefet olarak doğru bildiğimizi yapmaya çalışıyoruz. Doğru neyi biliyorsak onu yapıyoruz. Ha, böyle bizim de hatalarımız olabilir. Biz de insanız. Kuldur, hatası olabilir. Benim mücadelem hak mücadelesi, halk mücadelesi. Ben halkın temsilcisiyim. Benim burada konuşmamı, parti adına konuşmamı istemeyebilirsiniz. Diyebilirsiniz. Beni CHP Grup Başkanı yapan da sizsiniz. Ama bu meclise yazılı önerge vermediniz. CHP Grup Başkan Vekilimiz Mustafa Ustadır diye. Alırken de size sorulması yanlıştı. Bu yanlışı arkadaşlar yaptılar. Onların zaafıdır. Peki. Ama ben yoluma devam edeceğim. Son bir söz. Alimle konuşursan alırsın mertebe. Alırsın mertebe. Cahille konuşursan dönersin mertebe. Diyerek sözünü kapatıyorum. Teşekkür ederim. Peki. Çok ağır oldu. Osman Bey buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Sayın Meclisimiz Mustafa Usta Bey'in konuşmalarının %99'u son cümlesine dahil kendi parti yönetimindeydi. Bunu açıklamakta fayda gördüm. Bunun dışında konuşmasında halka hizmet veren birçok kurumumuz var, yerimiz var. Bir bina ile ilgili peşkeş çekilmek istenen ifadesini şık bulmadığımızı, doğru bulmadığımızı, bu ifadeyi reddettiğimizi... Geri alın Sayın Başkan. Geri alın.